Selamlar herkese. Hançer ben. Horizon maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ne zaman gelsem geyik yapıyorlar buraya. geçen bölüm çok enteresandı. Klonumuzu kurtardık diyelim. Bir parça daha main quest'e bakacağım şimdi. Ama side quest'lere dönmeyi arzuluyorum gerçekten bir noktada. Epey bir ilerledik çünkü. Fakat çok heyecanlı olduğu için bırakamıyorum da. Bakalım klonumuz nerede, neler yapıyor. Aloy, glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. Belki açıklar bize neler döndüğünü. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. İlkel mi? Okay, bayağı bizden daha iyi anlıyor gibi teknolojiyi. Biz çünkü köyde yetiştik. İlkellerle bu kız muhtemelen şeyler tarafından yetiştirildi, o uzaylılar. Bir sürü sorun var. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago. That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So Far Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet. And now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. Kendileri mi? The same ones who left Earth thousands. Ölümsüzler. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look. What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical cellular treatments and technological implants. And you? Does that mean that you're? I'm not like them. I was made on the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What did the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. Buna konuşacağım arkadaşlar. Demek ki bu onlar ölümsüzmüş. Dünyadan buradan gemiyle gitmişler. Orada yaşamışlar 1000 sene falan. Orası da yok olmuş, geri dönmüşler gemiyle. Bayağı 1000 yaşında yani bu kapıştığımız şeyler. Bu kızı da gemide yapmışlar bir 15-20 sene önce muhtemelen. Buraya varırken kapıları açıp yapay zekalara ulaşabilmek için. Konuşacağım, bunlar çok enteresan. Dünyayı sıfırlamak istiyorlar demek ki buradaki her şeyi. Baştan kuracaklar çünkü sonsuza kadar yaşayabiliyorlar zaten. Aceleleri yok. Ve yani böcek gibi görüyorlar muhtemelen yerlileri. Umurlarında değil aynen. To be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened. Aynen, bunda beynini yıkamışlar bebeklikten büyütüp. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Yok olma sinyalini de onlar yollamış.
for their own benefit. Çözüyoruz hikayeyi. Birkaç yüzyıl önce burayı resetlemek için sinyal yollamışlar. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobeck to rebuild her. Yeah, well, surprise. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. Aynen. Bin küsur yaşındalar. They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric, he's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. Üstleri nerede? Set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus, yörüngede uzay gemileri. Peki. Are there more Zeniths than the ones you met? Kaç kişiler onu merak ediyorum. Sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. Colony mi? The Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age too. Nasıl kaçtı? How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Aluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Aluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, inside the facility. Verbena's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking O zaman SOS'i kim yolladı? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Aluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. And I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236. Vay, o yüzden 237 de çıktı. Çok iyi. I could capture Luthia faster if I had it with me, and they. Çok iyi. Okay, her şeyi anladık. Klonumuz bizden zeki. Kökenlerin şunu da soralım. Ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Peki, aşırı enteresan. Şeyi merak ediyorum, Elizabeth... onlardan biri mi? İçime öyle doğdu. Çıkabilir karşımıza orijinal şeyimiz, versiyonumuz. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive.
would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Farrow purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. Okay, yani bütün alt yapay zekaları toplayabileceğiz onlardan çalabilirsek. Kurtarabileceğiz dünyayı. Çok enteresan bir sohbetti. Güzel. Her şeyi çözdük şimdi. Just out of reach. Must have been frustrating. Bitti. All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs or so how long? You know your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know optimal strategy? So well, I still have to get two more subordinate functions before Gaia is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia is still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're going to die. Hey. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with it. Bayağı pesimist çıktı ya. Bizim aksimize. Ekibe hoş geldin. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. Hmm. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. Bir de yukarı çıkalım. Silahın içinden bir şey bulduk. Bu silahla kalkanlarını aşabildiler. Uzaylıların. Uzaylı diyorum da insanmış onlar. Uzaylı demeye devam edeceğim. Dünyadan gitmişler sonra uzaydan geri gelmişler. Zenith diyebilirim veya. Hoş bulduk. Aloy. I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. Belki oklarıma takabilirim. Bunun teknolojisine. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Sence adam bence. Silence. Bence de aynen tahmin etti. Based on your data on him, that is my conclusion as well. He's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original... Üç tane alt yapay zeka halen Zenithlerde. Subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Belki bu kadın çok parlak diye otomatik altyazıya siyah arka plan koyuyordur. Çünkü hep burada oluyor.
Çok mantıklı bir şey. İlk defa gördüm. Yoksa beyaz yazı okunamayabilir. O kadar parlak ki. 15.000 experience geldi. Okey, herkes benimle konuşmak falan istiyor. Buraya tekrardan geleceğim. Biraz arkadaşlar site gösteri dönmek istiyorum. Yine mi hediye bırakmışlar bana? Of. Şahane bobinler koymuşlar. Aynen. Buradan nasıl çıkacağım? 0, 1. Kat değiştir. Aşağı yukarı. Biraz geri döneceğim arkadaşlar ya da ileri döneceğim. Takılacağım etrafta. Quest yapacağız. Side quest yapacağız. Ana quest'i birazcık salmak istiyorum açıkçası. Arenayı yapabiliriz. 1 milyon tane şey var burada yapabileceğimiz. O yüzden onları incelemek istiyorum. Hatta görevlere bakacak olursak ana quest'te 24. Kana kan. Torununu kaybetmişti bir kadın. Kurtar diyordu. Haydi bunu yapalım. Papağan kadın. Oraya gidebiliriz. Torunu diğer asilere katılmıştı daha doğrusu. Şuradan gidelim. Hızlı şey kullanıyor. Kullansın. Şimdi ateşe gitmek istemiyorum yürüyüp. Fast travel eşyalarımızı kullanabiliriz. Bakalım torunu neden katılmış asilere. Şampiyon dediler, selam durdular. Buradan değil mi? Buradan. Uçak mı bu? Aynen. Nehirler çok güzel oyunda, aşırı güzel duruyor. Yavaştan da zırhımızla okumuzu, yayımızı geliştirmeye odaklanırız bu side quest'leri yaparken. Biraz can doldurucu toplamam lazım. Bir sürü uçak çakılmış buraya. Geldik. Şu tepede buluşacaktık kadınla, papağan kadınla. O neydi? Geç. Avlamadığım bir sürü hayvan var gözüme çarpmayan. Aloy, the outpost is just over there. Are you ready? Benle mi gelecek kadın? The rebels aren't going to give up without a fight. Then we'll have to give them one. The bloodshed won't end until Regala is defeated. Bayağı kocaman karakol. Maybe she knows where Kavo's squad went. Okay. Tutsakları kurtaracağız. Tutsaklardan bir tanesi bunun torununun nereye gittiğini bilebiliyor olabilir. Yine liderlerini indirmemiz gerekiyor ama tutsakları da kurtarmam gerekiyor. Lideri indirmek yetmeyecek muhtemelen. Can doldurucuları fulleyelim. Bir sürü koymuşlar sağ olsunlar. Come Aloy. Back to the task at hand. Kadın da mı kapışacak benimle? Kimseyi göremiyorum bu arada. Okey, ne güzel. Asi ateş fırça sırtı. Of of of. Gördü bile beni. Birazcık stealth yapsak tatlı olurdu da.
Burada şeyler buluyorum. Bunları üstüne düşürebilirim belki. 4 tane şey var. Deka ne diyor ya? İyi ki yapıyor orada. Şöyle devam edeceğim ben. Bir iki stealth kill alabilirim belki. Liderlerini bulabilirim. Stealth damage'ım bayağı yükseldi çünkü pasifler sayesinde. Ama yaban domuzu zorlayacak bizi. Kimseyi göremiyorum. Okey, beni gördüler. Hadi, okey, gördüler. Boom. Yaban domuzu aynen can sıkan şey olacak düşman. Şu kadını tank olarak kullanabilirim belki. Miğferleri uf olmadığı için bayağı damage vuruyor headshot. Ah, sırtında biri var. Düşürdüm. Bu arada bu hayvanın şeyleri işimize yarıyor olabilir bayağı. Parçaları, çarkları falan düşürmeye çalışıyorum. Sıkıştım. Hiçbir şey düşüremedim. Biraz kamufle olmuş. Aynen, melee damage'ımız biraz yükseldi, güzel oldu. Yeni skill'lerle. Fena değil, beklediğimden iyi gidiyor. Liderleri nerede? Kocaman bir silahla taramaya başlayacak şimdi liderleri bizi. Sırtında şey mi var onun? Orada değil galiba ama yok, değilmiş, denedim. Liderlerini duydum. Tatatatat arıyor. Eğer sırtında asit şeyleri var. Bunların olayı ne? Görüyordum. Yani okey orada. Of 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 of. Aa, ölüyordum. Şunu aktive edelim, neyi saklıyorsam. Our scout said they saw Nakala tied up at a wood post. Let's look around.
Anahtar geldi. Aşağıdaki sandığı açabileceğiz. Bunu değil. Merkezde büyük bir tane sandık oluyor genelde. Göremedim. Gördüm galiba. Ya da tutsakların şeyini de açıyor olabilir. Kapısını. Bir et bulduk. 50 tane falan etim var şu anda veya 100 tane. Sandığı göremedim. Neyse. Tutulduğu yeri bul diyor. Ya dağın yamacında ya da yerin altında. Çok bir opsiyon yok. Şuraya bakalım. Burası olabilir mi? Burası kapalı komple. Burası. Hiçbir fikrim yok nerede. Tarayınca da kamp ateşi bir şey göstermiyor. Papağan teyze sen bulsan. Ben herkesi öldürdüm. Buradan çıksam. Adamı burada öldürdüm, liderlerini. Hiçbir fikrim yok. Etrafta tur atacağız arkadaşlar. Şahane loot geldi. Sadece onu biliyorum. İşaretleyici var şöyle bir tane de o merkezini gösteriyor kampın. Ha, sandığı buldum. Ana sandık bu galiba. Anahtarla açılan. İzini sür. Galiba açtık. Ana sandığı. Çünkü anahtarla çok da bir şey yapmadım. Bunu takip edelim. Just enough to bind someone. Blood. From the rebels or Nikala? Dead end. No. I think there's something under that wood. Orada mı yatıyormuş? Nasıl bir hapis bu? Mezar gibi. Where am I? Chaplain? Is that you? And with an outlander. Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. They thought I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. They made me pay for that. Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? We're looking for Kavo. His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Kavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Fall's Edge. Then we'll pick the search up from there. I'll go ahead and meet you at Fall's Edge, southwest of. Yani çok ümitlenmesin, tam bir hain yani gibi duruyor Torno, ama inanmıyor bu. We have to find him and turn him from this path. Zannetmiyorum. Öldürmemiz gerekecek. Torno'nu. Bu adam, a kadın hayal kırıklığına uğrayacak. That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor.
Katılıyorum. O zaman devam edelim bu quest'e. Nereye gidiyor? Şelale Tepesi diye bir yere gidiyor. Biraz uzakta. Değilmiş. Hiç açmadığımız bir yer. Gidebiliriz oraya. Ha, bu kampı temizlemedik. Asi karakollarını çünkü tamamlandı diyordu. Anahtarı kullanacağın yeri bul. Dur, kullanmamışız daha. Kampı bitirmemişiz. Sandığı bulmam lazım. Burası herhalde. Tepe. Aynen gösteriyor, sağ olsun. Kendim bulamazdım. İyi ki gösteriyor. Buradan girmedik mi zaten içeriye? Şöyle. Evet, şimdi oldu. Şahane. Asker künyeleri. Künye. Geçen kelime aklıma gelmemişti. Ölen askerlerin şeylerini götüreceğiz, teslim edeceğiz künyelerini. Ve böylelikle tada tamamlandı. Dönebiliriz. Ve devam ediyoruz bu kadının torununu aramaya. Ama çok ümitlenmesin bence. 1300 biraz uzak ya. O kadar uzak durmuyor. Bineğimi çağırmam gerekiyor galiba ama bineğimiz öldü en son. Okey, bineğimiz yok yani şu anda. Yürümemiz gerekecek. Artık taşları toplamasam 113 tane taş biriktirmişim. Seçemiyorum, bitki zannediyorum. Bu taş değil mi? Aynen, bitki yoksa etrafında taştır. Amma şey çıktı içinden, dandik sandığın. Bu da ne? Asit pençe adı mı? Tersini indirsem. Elektrik ve psişik hata karşı dayanıksız. Bu kadarcık mı vurabildim? Okay, belki de bulaşmamalıyım. Pek kıymetli asit pençe adımlarına. Birbirleriyle mi kapışıyorlar? Yok. Yok, 3 tane var buraya. Bulaşmıyorum. Canı bile gitmedi. Ve doğru elementim yok şu anda üstümde. Tek attı. tek attı. Bu arada quest save oldu değil mi? Neden buradayım ben? Quest save olmadı arkadaşlar. Dalga geçiyorsun. O kadar quest yaptık ve save atmadı. Attı ya, attı. Attı, pardon. Aynen attı. Bir an gerildim. Çünkü manuel save yapamıyorsunuz. Kamp ateşlerinde oluyor sadece. Manuel save. Bizi yakınlardaki bir yere yolladı. Tam burada öldük. Tek yedik arkadaşlar. 410 vurdu. Kesinlikle benim zırh almam lazım artık bir yerden. Bu arada yeni kuşlar var burada. İlk defa gördüm. Bunları da indirmeliyiz. Evet, ilk fırsatta zırh almamız lazım. Tek atması ne demek ya? Çok abartılı. Kuvvetlilerdi zaten. Belliydi. Şunlar. Bunlar yeni kuşlar. Güvercinmiş ama tüy düştü. Şu görünmez hayvanlar var arkadaşlar etrafta. Etrafa mayın bırakıyorlar.
Ah, çok çılgın şeyler var. Bu daha hiçbir şey biliyor musunuz? DLC vesaire de oynayacağız. Ha, böyle T-Rex'lerle falan kapışacağız. Devasa. Yol üstünde bir şey daha çıktı karşımıza. Nerede? Bizim takımdan değil mi? Quest için beklesin, 10 tane quest almak istemiyorum. Belki güzel bir yay satıyordur. Yayılım ateşi sapanı, yapışkan savaşçı yayı. Bunları çok kullanmıyorum, hoşuma gitmiyor. Kıyafet de satıyor. Nora yiğidi. Bu arada çok iyi zırh. 20'ye 37 defans veriyor. Şunlardan birini alsam mı artık? ...20'ye 37 veriyor bu. Her şeye defans veriyor. Sessiz sal. Odaklanma indirmesi. Odaklan. Bu çok iyi ya. Bunu alıyorum arkadaşlar. Odaklanma zamanı yavaşlatmamı sağlıyor. Bir sürü ona buff veriyor. Silahımın skillerine buff veriyor. Fizikle buz yok. Ama sıkıntı değil. Düşük sağlıkta menzil saldırı da güzel değil aslında. Ama bu çok iyi. Bunun için kenet diş devresi neye benziyor? 3 tane şey var. Ortada çark var. Kenet diş devresi. Ne oluyor? Sakin olun. Bunu alıyorum hızlıca. Hızlı seyahat neden yapamam? Yaparım ya. Hadi. Hadi oyun. Yaratıkların halen beni takip ettiğini zannediyor. Okey, yapabiliyorum. Ve tabii ki ne olduğunu unuttum. Kenet diş. Bunu alacağım. Kenet diş devresi. Bunu sonuna kadar upgradeleyebiliriz. Çok iyi zırh. Buraya dönmem gerekiyor. Çocuk satıyor. Kenet diş devresi. Tipi de önemli. Geçen bir şey almıştık. İsmi aynı, tipi farklıydı. Olmadı. Kenet diş devresi. Hadi. Aa, yok. Yeşil değil mi? Yok demek ki. Ah, istediğim hiçbir şey alamıyorum. Kenet diş avlamaya da gitmeyeceğim. Yok burada, evet. Demek ki bu çocuk satmıyor. Çocuk buradaki şeyleri satıyor. Başka bir tüccar bulmam lazım benim. Mesela bu bölgede bir tüccar bulmam lazım. Ama bulamıyorum. O zırhı gerçekten istiyorum. Tek yorum şu anda. Buraya gitsem 100 boyalarım satıyor. Quest'i bile var. Ama burada da satmıyorlar. Kenet diş. Pençe adım. Alamıyoruz arkadaşlar ne yazık ki. Başka nerede satılıyor bilmiyorum. Ona benzer aslında şey kamplarını bulmalıyım. Bir quest'im vardı, hiç karşımıza çıkmadı. Çok üzücü. Uzun adım. Kenet diş diye bir şey de görmedik. Defterde hayvanlar arasında olabilir mi? Yok galiba. Bu da patladı. Belki şey yapabilirim.
Burasıydı değil mi? Kesinlikle internetten bakacağım. Başka nereden alabilirim bu malzemeleri? Normal hayvan malzemelerini başka yerden alıyoruz ama robot malzemelerini satan başka birini hatırlamıyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Buraya gidiyorum. İstediğim zırh bu. Ve iş oluşturmaya basacağım. Galiba kenet dişlerin yerini gösterecek bana. Hı-hı. Nerede? Hiçbir yere götüremedi beni. Yok çünkü. Keşfetmemişiz arkadaşlar. Yapamadık. Neyse şu kadına doğru gidelim. Bilinmeyen bölge diyor. Hiçbir şey göstermedi. Okey yapamıyoruz. Ha, hayvanı keşfetmediğim için satmıyor olma ihtimali nedir? Burası aklımda kalsın ya. Bu neresi bura? Şeyin hemen güneyinde bir kamp. Bu arenanın güneyinde bir kamp. O zırhı almam lazım artık. Tek yemek abartılı birazcık. Yani oyunun hatası değil, benim hatam. Tek yemem. Very Hard'da da tek yememeliyim. Bile tek yememeliyim. Devam ediyoruz. Kenet dişi görürsek tetikleyecek muhtemelen. Ve indirebileceğiz. Evet. Keşfetmediğim için satılmıyor olma ihtimali mevcut. Buralar bayağı tropikmiş. Böyle bir şey beklemiyordum. En son şeyde takılıyorduk. Karlı yerlerde takılıyorduk. Kaçsın. Hak etti. Maaşlar kocaman. O da ne? Değişik sesler geliyor. Aha. Ulaşmıyorum. Ve kampa geldik sayılır. Umarım boyumu aşmaz. Şurada bir quick save atalım ateşin etrafında. Beni tepede bekliyor. Ne çok loot var burada. Şunları toplayalım. Ok yapıyoruz. Ve yeni bitkiler de var. Kapının önünde duruyorlar. Ben birazcık çaktırmadan girdim. Affetsinler. Ha, kabile burası. Güzel. Bir şehire daha geldik. Şelale Tepesi. Burada da çoluk çocuk var bayağı. Satrançımız var. Bakalım alabileceğimiz bir yay çıkar belki. Yayımdan memnunum ama çok daha iyilerini bulabiliriz bence. Bulmalıyız. Aşçı var, bir iki yemek patlatayım malzemem varsa. Şöyle kaliteli şeyler yapabiliyorum. Binekli okçuluk geç. Sağlık ve dayanıklılık yenilemesi. Bundan yapabilirim 3 tane. İki tane yapabildim. Güzel. Bulunsun çantamda yemekler. Oh mis gibi. Güneş batıyor. Bir de avcı görebilirsem. Zırhçı yok. Bazen az önce avcı zırh da satıyordu. İlk defa gördüm öyle bir şey. Normalde hep ayrı bunlar. Questlere sonra bakacağız.
Herkes antrenman yapıyor ya. Bunlar çalışıyor bayağı. Avcı yayı. Arayıcı avcı yayı. Enteresan. Şu galiba üst seviye ok değil mi? Benim elimdekiyle aynı olan. Aynen üst seviye ok. Bunlar çok iyi ama demucu da benimkinden çok daha iyi. Ve üstüne üstlük buz opsiyonu da var ki buz bayağı işimize yarayabilir. Yere serme hasarı var. Fazladan germe, yakım. Çok güzel. Bunu da istiyorum. Bunu da alamayacağım muhtemelen. Güneş kanat alamayacağım. Güneş kanat devreyi bulamadık geçen. Yine aynı şey. Bu çok iyi bir yay. Buna da iş oluşturma desem. Güneş kanat bulabilecek mi haritada? Biliyor. 4000. Okey, şu kadınla hızlıca konuşalım. Sonra güneş kanat şeyini yapacağım. Ya da bu kadın beklesin. Yay almaya geleceğim değil mi yine? Bir güneş kanat indireceğiz şimdi. Bakalım neredeymiş. Hayır, hayır. Hayır. Niye oraya tutundun? Hayır. Tepe atacaktık. Neyse. Bir tane şey kut... Bana agresifleşmesin nerede? Bunlar ne? Asit zımbırtısı. Ha, bir tane kullanırım fast travel. Şey önemli değil. Bedava 25'e alıyorsunuz. Buradaymış arkadaşlar. Bizim base'in yanında. Güneş kanat. Okey. Gidiyoruz. Deneyelim. Kuvvetli bir şey olabilir. Ama o yay çok güzel. Artık yay ve zırh alıp... Aslında odağım o olmalı. Side quest'leri bırakmalıyım. Çünkü side quest'leri çok daha hızlı yapmamı sağlayacak. Bunlar da bazen burada bazen değiller. Bir değişik. Geçen TP attığımda yoklardı. Kıyafet satıyorlar. Bakarız. Önce yay. O yay şu anda gördüğüm en iyi yaylardan biri. Onu alırsam birkaç bölüm götürür bizi. Şimdi. Şeye gidiyoruz. Akşam akşam. Güneş kanat avlamaya gidiyoruz. Ve o yayın iki opsiyonu olacak. Bir kuvvetli ok. Biraz maliyetli ama çok da değil bakayım. Para kullanıyor. 10 para, 5'te bayır çalışsı. Bence sıkıntı değil. Parayı kasacağız. 10 binlerce paramız olacak oyunun sonunda bence. Ve makinelerden düşen asitti, buzdu. Öyle parçaları kullanmıyor bu oklar. O açıdan bol bol craftlayabiliyorum. İkinci opsiyonun buz olması da çok güzel. Buz hiç kullanmadık. Donduruyor aslında yaratıkları, çatlatıyor falan. Onda buzu da denemiş oluruz biraz. O şeyi alıyoruz yani. Şimdi bunun doğru yerini düşürmem lazım. Şu mu? Oh, 3 tane. Çok güzel. Çok güzel ve hiç kuvvetim birikmemiş. Sakin olalım. Neresini düşürmem gerekiyor? Tabii ki unuttum. Devresi sol üstte yazıyor. İyi ki işaretlemişiz. 20 level diyor. Okey. Suya karşı dayanıksız. Görev kaynağı kilitli ne demek? Kanatçığı var. Çakın. Dinamo. Devresi nerede? Her şeyi düşürmeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten şu aşağıda. Bir daha başlarız ölürsek. Bir iki tuzak koyabilirim. Neler yapıyorlar bilmiyorum ama. Böyle uçuyorlar da. Yukarıya da vuruyor galiba bu tuzak. Ve stealth'den başlatırsam şöyle birkaç tane ok takıp. Ne oluyor? Böyle şeyler yapıyor arada oyun. Okey, canı bile oynamadı, ne güzel. Mesela diğerleri agro aldı tabii ki de. Aa, bunlar kuvvetli gibi. 20 level diyor ama. Neden vuramıyorum? Pisicik damage'ı var. Çok mu uzaktayım?
Güzel. Gel buraya küçükçü. Uzağa çarpacak mı? Üstünden geçince çarpmıyormuş. Okey. Yukarıya doğru lazer de yaptı. Belki çarpıyordur. Çarptı diye düşündüm. Şeyi söktüm. Kalkan çıktı kollarında. Diğer tuzağa da bastı. Çok güzel. Biraz daha ok ekledim. Şahane vuruyor. Kuyruğunu söktüm. Uçması duracak muhtemelen. Hiç öyle düşünmemiştim. Umursamadı, yok kanatlarını kullanıyormuş. Neyi kaldı? Galiba sökebileceğim her şeyi söktüm. Yes, paramparça ettim. Diğerlerinin gelmemesi çok güzel oldu. Bu ne? Ne oluyor? Niye uçtum az önce? Hiçbir fikrim yok. Magic damage mi patladı? Durduk yere uçtum gibi geldi. Level atladık. Hayır. 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 Gelmedi devresi. Bir tanesini daha çekebilir miyim? Neden gelmedi devresi? İhtimali mi var? Bir şey mi atlıyorum? Görev kaynağı kilitli. Bir şey söküp... Bir daha denemem gerekiyor galiba. Farklı şeyler yazıyor bu arada üstüne. Üst düzey tuzakları koy gitsin. Bazı kısımları parçalama diyor. İçinde kaynaklar olabilir diyor. Bazılarında kalsın diyor. Çok detaylar var aslında. Öğreneceğimiz. Ama ikisini de çekeceğim üstüme şimdi. Yo, diğeri umursamadı. Avcı Oku'nun range'i o kadar uzak değil ya. Buradan uzağa vuramıyorum. Diğer yayı alsam müthiş artacak damage'ım. Belki şu omuzlarını sökebilirim. Ama çok hızlı hareket ediyor. Ya da kanat çırpıyor. Daha tuzağım gitti. Üst seviye. Tuzaklardan çok uzakta durmamız gerekiyor. Yoksa bir şey atıyorlar üstüne ve mahvediyorlar tuzağı. Yes, tam üstüne indi ya. Şahane bir kuşsun sen. Kendini havaya uçurdu. Bir şey daha söktüm. Hadi. Yes. Yes, bulduk. Belki de direkt öldürmem gerekiyormuş. Şunu da öldüreceğim arkadaşlar. Bu kadar gelmişken. Sonra gidip yayımızı alacağız. Şahane bir yay olacak. Belki upgrade için de gerekiyordur.
Sonra da zırha bakarız. Ama yükseğe uçtu. Galiba bunlardan birini evcilleştireceğiz. İnternetten bakıyordum. Buradan vurabilir miyim? Vurabiliyorum. Bunlardan birini arkadaşlar evcilleştiriyoruz. Oyunun ileriki kısımlarında. Gitti, riske atamam şu anda ölmeyi. Bütün öldürdüklerimiz gidebilir save atmadıysa. Kullan gitsin yeteneğini. Nereye saklıyorsun? Aynen, bunlardan birini evcilleştireceğiz. Bir noktada ve uçabileceğiz. Bir tane daha bulduk devresi. Ve gidebilirim. Sonunda. Ve şey gerekiyor. Upgrade'lemek, satın almak için bir sürü malzeme gerekiyor. Muhtemelen upgrade edemeyeceğiz. Zibilyon tane daha şey gerekecek. Göreceğiz. Ops. Sonra yapacağız questleriniz sizin. Bekleyin birazcık. Bir hızlı kayıt attım. Ve heyecanlıyım yeni yayın için. Bayağıdır acı çekiyorduk. Aa, buraya değil. Buraya. Karakola gideceğiz. Böyle uzaktan da festival atabiliyorsunuz. Gidip ateşe tıklamanıza gerek yokmuş. Bir sürü detay öğrendim. Adam çok mu uzun? Yo. Ben alçak duruyorum. Giriş ne tarafta? Kayboldum. Burada. Kapıdan girmedik ya geçen. Şu can doldurucuyu keşke kapayabilsem. Kapayamıyorsunuz. Yeşil yeşil bütün enerjimi emiyor. Şu kadına da bakayım ne satıyor. Okey. Bunlar satıyor. Ne kadar çok çeşit hayvan var. Somon. Ördek. Bunların hiçbiriyle karşılaşmadık. İnternette bir şey daha okudum. Sandığı açıp kapayınca galiba kapatıyormuş, kapatmıyormuş. Bu etkiyi kapattığını yazanlar vardı. Yeni yayımız hayırlı olsun. Arayıcı avcı yayı. Nadir, çok nadir. Deli gibi demucu var. Buzu da var. Aldım. Ve kullandım. İlk böylelikle çok nadir silahımızı taktık. Ekipmanımızı. Workbench'im nerede? Zannetmiyorum upgrade'leyebileceğimi ama. Bir deneyebiliriz hızlıca. Avcının arkasındaymış. Kese geliştirmeleri. Nerede? Hah. Avcı okusa da. Ah çok iyi. Rakun postunu toplamışız. Çok daha fazla ok taşıyabileceğiz artık. Bu çok iyi. Hayat kurtarıyor. Bir tane daha upgrade'lemek için tavşan postu. Ve silahımız. Ah yapabiliyorum. Süper. Bir level upgrade geliyor. Bu kim? Çok basit şeyler istiyor. İlk level'da. Bam. İkinciyi yapamıyorum. Çünkü abidik gubidik şeyler istiyor benden. Güneş kanat kalkan dinamosu. Yeni öldürdük.
hiç kalkan dinamosu düşmemiş mi? Düşmemiş demek ki. Kaya kıran kazı pençesi. Bunlar ne ya? Tier 5 bile yapabiliyoruz bu yayı. Bakarız. Bir daha güneş kanat öldürmeyeceğim. Bir süre bununla gidelim arkadaşlar. Birkaç bobin patlatalım ve yavaştan veda edeyim. Bir saati devirmişiz. Sonra zırha da bakarız. Bunu da giyebilirim aslında. Mareşal zırhını neden giymedim ben? Beğenmedim mi? Beğenmedim. Rezalet çünkü. Ağır silah odaklı. Sessiz saldırı falan daha iyi. Ve çok iyi bobinlerim var. Onları bir takmak istiyorum. Yeni yayımız bu değil mi? Bir tane slotu var sadece. Stealth at damage'ımı %25 arttırıyor. Yani. Ops. Tıklamamıştım. Hayır. Buz hasarına %12. Aslında buzluklarım için çok etkili olabilir bu. Bunu yapacağım. Stealth'ı %25 arttırıyor. Güzel bir damage. Combat'ı çok iyi açabilirim onunla. Zırhıma boş yuva da var. Onu da bir şey ekleyebilirim. Ne bileyim, ateş savunması ya da... Bunlar aslında bayağı etkili. Bunları keşke yapsaydım. Şoka karşı birazcık buff versin. Zırh. Şu anda zırh istiyorum ve upgrade'lemek istiyorum. Yani aşırı iyi şeyler var karakteri geliştirebileceğimiz. Okey. Burada veda ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüm teyzeyle konuşacağız tepedeki. Ve şeye gideceğiz. Onun torununu kurtaracağız. Bence hain çıkacak torunu. Ama son dakika. Şey de yapabilir. Kazık da atabilir. Hainliğine kazık atıp gerçekten süper bir torun ve savaşçı olduğunu kanıtlayabilir. Göreceğiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.